Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü ve onun kirli yüzünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlere 15 Temmuz darbe girişimi nasıl engellenirdi sorusuna cevap vereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde televizyonda izleyen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan darbecileri alkışlayan muhaliflere kadar 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sıklıkla duyduğumuz bir söz vardı. Bu ne biçim darbe? Darbe engellenebilirdi. Biz buna kontrollü darbe demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Evet, 15 Temmuz darbe girişimi engellenebilirdi. Hatta 15 Temmuz 2016 tarihinden çok önce 1986 yılında Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması çözülüp darbenin olması engellenebilirdi fakat bu yapılmadı. Gelin 1986 yılında Fethullahçı terör örgütünün önünün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde nasıl açıldığını hatırlayalım. 1986 yılı Fethullahçı terör örgütünün tarihinde oldukça önemli bir yıl. Çünkü FETÖ elebaşıyla beraber 13 kişinin yakalanıp serbest kaldı ve FETÖ elebaşının güya 12 Eylül'den başlayan kaçak hayatı sona erdi bir tarih. FETÖ elebaşının o 6 yıllık kaçak hayatı boyunca villalarda kaldığını, Boğaz'a nazır yalılarda kaldığını, Ankara'da iş adamlarının evlerinde saklandığını, hatta Bursa'da bir kez gözaltına alınmaya çalışılıp bir asker tarafından serbest bırakıldığını geçtiğimiz videoda anlatmıştık. 1986 yılında FETÖ elebaşının bu kaçış tiyatrosu da sona eriyor ve artık gizlenmesine gerek kalmıyor. 1986 yılında olan bir diğer olaysa Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasının çözüldüğü, deşifre edildiği bir tarih. Kuleli Askeri Lisesi'nden Deniz Okulu'na, Işıklar Askeri Lisesi'ne kadar çok sayıda okulda Fethullahçı terör örgütü mensupları deşifre ediliyor ve bu deşifre edilen isimler tek tek sorgulanıyor. FETÖ'cü olduklarını itiraf ediyorlar. Bu itirafları kayıt altına alınıyor. Ancak içlerinden çok azı Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden çıkartılıyor. Diğerleriyle yola devam ediliyor. Kuleli Askeri Lisesi'ndeki olay oldukça ilginç. Çünkü FETÖ elebaşı 12 Eylül'de güya aranırken Kuleli Askeri Lisesi'ne bakan bir villada kalmıştı. Ve 1986 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ne 250 kişi soktuğu deşifre edildi. Bunların içerisinde kimler var ve bunlar 15 Temmuz darbe girişiminde karşımıza nasıl çıktı? Gelin bu isimlere bakalım. Videomuzda bahsedeceğimiz ilk isim Yurtta Sulh Konseyi'nin bir üyesi olan Kurmay Albay Bilal Akyüz. Bilal Akyüz ismi oldukça önemli çünkü 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Adil Öksüz'le beraber darbe toplantıları yapan isimlerden bir tanesi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da Akıncı Üssü'nde Kemal Batmaz'la birlikte darbeyi koordine eden bir isim. Hatta bazı gazetelerde Kara Kuvvetleri imamı olarak adlandırılan bir adam. Bilal Akyüz Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde Kara Kuvvetleri imamlarından bir tanesi ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklandı ve mahkemede resmen şov yaptı. Bazen kendisini sorgulayan hakimlere küfür etti. Evet, darbeci bir asker olarak kendisini sorgulayan hakimlere, kendisine soru soran avukatlara ağza alınmayacak küfürler etti mahkeme salonunda. Bazen savunmasını sulandırdı ve kendisi hakkında iddialarda bulunan kişilerin aslında alkolik olduğunu, kendisini çekemediklerini, kendisinin oldukça başarılı bir asker olduğu için iftiraya uğradığından bahsetti. Ve 1986-87 yılında geçirdiği FETÖ soruşturmasından da bahsetti. 1986-87 yılında güya işkence altında ifade vermeye zorlanmış bir isim Bilal Akyüz ve bu işkence altındaki alınan ifadelerine rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılmamış. Bilal Akyüz'ün o tarihlerdeki ifadelerinde neler geçiyor? Bilal Akyüz annesi ve babası olmayan bir kişi, akrabalarında kalıyor. Fen liselerine hazırlanırken gittiği dershanedeki hocası tarafından "Ya seni askeri okula kaydettirelim" denilen bir adam ve askeri okul sınavlarında soruları alarak askeri okul sınavlarında başarıyla geçiyor ve Kuleli Askeri Lisesi'nde soruşturmaya uğruyor. Hakkındaki disiplin yazısında da bu çocuk yalancı bir çocuk, sürekli yalan söylüyor ve Fethullah Gülen'e de bağlı bir kişi. Bu kişi subay olamaz şeklinde disiplin notu yazılmasına rağmen Bilal Akyüz Kuleli Askeri Lisesi'nde kalıyor. Peki Kuleli Askeri Lisesi'nin komutanı o tarihte kim? Daha önceki videolarımızda hatırlattığımız üzere daha sonraki yıllarda Genelkurmay Başkanlığı da yapan Yaşar
büyük anıt. Kuleli Askeri Lisesi'ndeki FETÖ soruşturmasında FETÖ'cü olduğu ortaya çıkan, buna rağmen Kuleli Askeri Lisesi'nde irtibatı kesilmeyen ve 15 Temmuz darbe girişiminde kurmay albay olarak karşımıza çıkan Bilal Akyüz, 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde 8 sivilin şehit edilmesinde başrol oynadı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bilal Akyüz'ün Fethullahçı terör örgütü mensubu olmasını sağlayan kişi ise FETÖ elebaşının en yakın adamlarından biri olan Naci Tosun'un yeğeni Utku Tosun. Bilal Akyüz Kuleli Askeri Lisesi'nde devam ediyor fakat kendisini FETÖ'ye dahil eden Utku Tosun Kuleli Askeri Lisesi'nden atılıyor. Utku Tosun'un kariyeri daha sonra sivil hayatta oldukça başarılı bir şekilde devam ediyor. Karşımıza Bankasya'ya devlet el koymaya çalışırken BBDK'nın rapor hazırladığı baş uzman olarak çıkıyor. Evet, Kuleli Askeri Lisesi'nden atılan Utku Tosun, Bankasya'ya rapor hazırlayıp Bankasya'nın kanuna uygun olup olmadığını denetleyen BBDK uzmanı olarak yıllar sonra karşımıza çıkıyor. Utku Tosun da şu an firari. 1986-87 Kuleli Askeri Lisesi'ndeki FETÖ soruşturmalarında karşımıza çıkan bir diğer isim, kamuoyunda yakından tanınan ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Türkiye'yi teröre destek veren ülkeler sınıfına sokmak için yapmış olduğu büyük ihanet olan MİT tırları kumpasının baş organizatörlerinden, baş sorumlularından İraç Turgeneral Hamza Celepoğlu. Hamza Celepoğlu MİT tırlarını durduran jandarmaların komutanı, jandarma bölge komutanıydı ve 1986-87 yılında FETÖ soruşturması geçiren isimlerden bir tanesiydi. Buna rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılmadı. Tuğgeneralliğe kadar yükseldi ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Türkiye'ye yapmış olduğu en büyük kumpaslardan biri olan MİT tırları kumpasında baş organizatörlerden biriydi, baş sorumlulardan biriydi ve Hamza Celepoğlu'nun avukatlarının da MİT tırları kumpasını çarşaf çarşaf yayınlayan dönemin Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Can Dündar'ın villasını satın aldıklarını da söyleyelim. Yani 1986-87 yılında eğer FETÖ soruşturması Kuleli Askeri Lisesi'nde aktif bir şekilde yapılmış olsaydı biz 15 Temmuz darbe girişimini ve MİT tırları kumpasıyla karşılaşmamış olacaktık. Çünkü MİT tırları kumpasının baş organizatörlerinden biri olan Hamza Celepoğlu o soruşturma sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilecekti. 1986 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nde FETÖ'cü olduğu ortaya çıktığı halde okuldan atılmayan ve karşımıza 15 Temmuz'da aktif bir şekilde çıkan isimlerden biri de Ahmet Zeki Gerağan. Ahmet Zeki Gerağan'a müstakil bir video yaptık. Onun hakkında uzun uzadıya konuşmaya gerek yok. Fakat kendisinin gözlerinin dahi bozuk olmasına rağmen FETÖ'cü doktorlar tarafından Kuleli Askeri Lisesi'ndeki mülakat sırasında gözleri sağlamdır raporu verildiğini ve soruları Bostancı'da aldığını, 15 Temmuz darbe girişiminde ise İstanbul'daki darbecileri yöneten isimlerden biri olduğunu hatırlatalım. Yani 1986 yılında Fethullahçı terör örgütü Kuleli Askeri Lisesi'ne girecek örgüt mensubu genç çocuklara sadece soruları vermekle kalmıyor. Onların sağlık sorunlarının da üstesinden gelecek düzmece raporlar hazırlayacak kişileri Kuleli Askeri Lisesi'ne sokabiliyor. Yıl 1986 ve Türkiye'de muhalefet 15 Temmuz darbe girişimi engellenebilirdi. 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ'nün yapmasını önleyebilirdiniz şeklinde açıklamalar yaparak dönemin hükümetini eleştiriyor. 15 Temmuz darbe girişimi nasıl engellenirdi? 1986 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nde FETÖ'cü olduğunu itiraf eden Muharrem Köse ihraç edilerek 15 Temmuz darbe girişimi engellenebilirdi. Çünkü Muharrem Köse Fethullahçı terör örgütünün bir üyesi olarak Genelkurmay Adli Müşavirliğine kadar yükselmiş ve 15 Temmuz öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan FETÖ'cü askerleri desifre etmekte görevlendirilmiş bir kişi. Yani 13-14 yaşında FETÖ'cü olduğu bilinen Muharrem Köse Kuleli Askeri Lisesi'nden atılmıyor. Kuleli Askeri Lisesi'nden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yükseliyor. O sırada Ankara hukuku bitiriyor ve Genelkurmay bünyesinde hukuk müşaviri olarak başlıyor. En son ve Genelkurmay'ın hukuk departmanlarında çalışıyor ve en son Genelkurmay Başkanı hukuk müşaviri olarak 15 Temmuz öncesinde FETÖ'cü askerleri deşifre etmekle görevlendirilen bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. 15 Temmuz darbe girişimi engellenebilirdi ve hükümet bunu engellemedi mi demiştiniz? 1986-87 yılında bu isimleri FETÖ'cü olduğunu bildikleri halde ihraç etmeyen kişilere neden ihraç etmediklerini sorarak işe başlayabilirsiniz.
15 Temmuz darbe girişimi sadece İstanbul ve Ankara'da gerçekleşmedi şüphesiz. İstanbul ve Ankara'da FETÖ katliamlar yaptı. Ancak Sakarya ve Bursa gibi illerde de FETÖ'cü askerler darbe girişiminde aktif bir şekilde rol aldı. Bunlardan bir tanesi Sakarya'daki darbe girişimini yöneten Bahri Gürhan ve Bahri Gürhan da 1986-87 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nde FETÖ'cü olduğu ortaya çıkan ve itirafında bunu kabul eden ve o dönemki askeri okul yönetimi tarafından biz bunu kazanırız diye ihraç edilmeyip karşımıza bela olarak çıkartılan bir isim. 15 Temmuz darbe girişimini hükümet biliyordu ve engellemedi şeklinde 6 yıldır sürekli aynı yalanı papağan gibi sayıklayanlar 1986 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ne mevcut hükümetin nasıl nüfuz edip bu isimlerin ihracını engellediğini de açıklamak zorundalar. 1986-87 yılında sadece Kuleli Askeri Lisesi'nde FETÖ soruşturması yapılmadı. Deniz Harp Okulları'nda da, Deniz Subay Okulları'nda da FETÖ'cü askerlerin varlığı ortaya çıktı. Ancak bunlardan çok azı ihraç edildi ve bazıları karşımıza 15 Temmuz darbe girişimi sırasında amiral olarak çıktı. Bunlardan bir tanesi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yakalanan İrfan Arabacı. Tüm amiral İrfan Arabacı 15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda darbeyi organize eden askerlerin en önemlilerinden biri olarak biliniyor ve darbeden uzunca bir süre sonra saklandığı Gaybıbet evinde yakalandı. Ve 1986-87 yılında 13-14 yaşında bir çocukken FETÖ'cü olduğu ortaya çıkan, buna rağmen ihraç edilmeyen bir kişi olarak karşımıza çıktı. Peki biz bu 1986-87 yılındaki FETÖ soruşturmalarını nereden biliyoruz? Dönemin Nokta Dergisi çarşaf çarşaf FETÖ soruşturmalarını, o dönemki ordudaki Fethullahçılar soruşturmalarını yazıyor ve yıllar sonra FETÖ elebaşı Nokta Dergisi'ni satın alarak Cevheri Güven'e emanet ediyor. Ve Cevheri Güven'e emanet etmeden önce de Nokta Dergisi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki en büyük tasfiye hareketlerini gerçekleştireceği darbe günlüklerini Nokta Dergisi'nde yayınlattırıyor. Sonra Nokta Dergisi tekrar kapanıyor ve Nokta Dergisi'ni FETÖ'cü bir iş adamını aldırarak Cevheri Güven'e emanet ediyor. FETÖ elebaşının böyle enteresan intikamları vardır. Mesela Ali Bulaç FETÖ elebaşını ağırca eleştiren bir yazı yazdığı için 1991 yılında ağlayan değil ağlatan hoca Amerika Birleşik Devletleri'ni FETÖ elebaşı desteklediği için Körfez Savaşı sırasında Ali Bulaç onu yerle yeksan edecek bir yazı yazıyor. Acayip ağır bir yazı ve FETÖ evlerinden kopuşlar başlıyor o yazı sonrasında. Fakat biz Ali Bulaş'ı daha sonra, kısa bir süre sonra Zaman Gazetesi'nde yazarlık yapan, Amerika'ya, Pensilvanya'ya ana vatan diyen bir kişi olarak karşımızda görüyoruz. FETÖ elebaşı buna benzer bir intikamı da Nokta Dergisi özelinde yapıyor. 1986'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Fethullahçılar haberlerini paylaşan Nokta Dergisi, darbe girişiminden önce FETÖ'nün tetikçilerinden Cevheri Güven'e emanet edilerek darbeye zemin hazırlayacak haberler yapması sağlanıyor. 15 Temmuz'da Fethullahçı terör örgütü mensubu hainlerin darbe yapması nasıl engellenirdi ya da engellenebilir miydi sorusuna cevap aradığımız videolarımızın ilkinin sonuna geldik. Bir sonraki videoda FETÖ'cü polislerin darbeye karışması nasıl engellenirdi sorusuna cevap arayacağız ve Fethullahçı terör örgütünün kirli tarihinin bazıları görmek istemese de yıllar öncesine uzandığını tekrardan hatırlatacağız. Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü, örgütün karıştığı kumpasları, örgütün ihanet dolu tarihini anlatmaya devam edeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.